Bu görmüş olduğun kameramı yönetmemi sağlayan tam 2 metre boyunda devasa bir akıllı robot kol. Ve bu videoda tam olarak bunu yapacağız. Atom fiziği de profesörlük de yarın dibine bassın. Neden bu kadar geç video geliyor diyorsunuz? Yeni video gelmeyecek mi artık diyorsunuz? Haklısınız. Evet, belki 3 ayda bir video atıyor olabilirim. Evet, bazı videolarım fail olduğu için paylaşamıyor da olabilirim. Ama videoların gelişini asıl yavaşlatan olay şu kamera ve tripodu sürekli yeniden ayarlıyor oluşum ve odada ciddi bir yer sıkıntısı oluşturuyor olması. Artık kamera ve tripod ayarlarını sürekli yapmaktan, her çekim için farklı açıya yerleştirmekten ve odadaki dağınıklıktan bıktım. Ve odanın tavanına dev bir robot kol yapmaya karar verdim. Bu robot kol bir kameraman olarak görev alacak. Bu robot kol kamerayı sürekli yerleştirdiğim çekim noktalarına götürerek kolay bir çekim hazırlığı yapmamı sağlayacak. Ve dediğim gibi robot kol tavana takılı olduğu için odadaki tripod kalabalığından ve kamerayı sürekli yeni bir yere yerleştirmekten kurtulmuş olacağım. İyi, güzel de. Peki bu nasıl olacak? Robot kolu hareket ettirebilmesi için yüksek torklu DC motorlar kullanacağım. Tabii bu motorların kontrolü için motor sürücü kartları da lazım. Ayrıca DC motorların konumlarını algılayabilmek için potansiyometreler de kullanmam gerekiyor. Ayrıca kamerayı iki eksende hareket ettirebilmek için 4 adet servo kullanacağım. Tüm işlemleri yönetebilmesi için ESP32 kullanmayı düşünüyorum. Son olarak robot kolun iskeletini oluşturması için bir alüminyum profil kullanacağım. Ve dışına 3 boyutlu yazıcıyla güzel bir tasarım yapacağım. Yapıma üzerine robot kolu inşa edeceğimiz doku basmakla başladım. Robot kolda redüktörlü DC L motorlar kullanıyorum. Tabii ki potansiyometre ile konumunun algılanabileceği bir şekilde çark yapısı hazırladım. Bunun sebebi servo motorlardan daha uygun fiyatlı olmaları ve yaptığım çark yapısıyla tam 360 derece yani tam bir tur dönebiliyor olmaları. Tabii yine step motorlardan da daha uygun fiyatlı. Artı olarak her açılışta kalibre etmem gerekmiyor, ısınma sorunları olmuyor ve redüktörlü yapısından dolayı elektrikler gitse bile o şekilde kalıyor, kol düşmüyor. Tabii step motorlar kadar hassas olmuyor da olsun artık o kadar. Malum zamlardan sonra benim robot kol projesi mukavva olarak hayatımı devam ediyor arkadaşlar. İşin şakası bir yana, mukavvaları alüminyumlarla aynı boyutta kestim ve bir test yapmak istiyorum ki her şey doğru mu? Çünkü her şey yanlışsa İşin sonunda her şeyi geri almakla uğraşmak istemiyorum. Bu nedenle önce mukavvayla bir test etmemiz gerekiyor. Kamera gelmesi gereken noktalara gerçekten gelebiliyor mu? Bir sıkıntı var mı? Üst kısım bu şekilde ileri geri gidebiliyor. Bu kısım da yukarı aşağı gidebiliyor. Buradaki kamera tabii ki iki eksende daha hareket edebiliyor olacak. Ki bu aslında komplike kullanıldığında 3 eksen gibi olabiliyor olacak. Biraz kompleks bir olay orası. Gelmesi gereken en önemli noktalardan birisi montörün üst kısmı hem masa aşağıdayken hem de yukarıdayken aşağı yukarı bu kısımlara gelebiliyor olması gerekiyor. Burada bir sıkıntı olmayacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda ayakta olduğumda da masa yüksekteyken de bir sıkıntı olmayacak gibi gözüküyor. Ben çekimlerimi genelde karşıyı arka planımı alarak ve kamerayı buraya yerleştirerek yapıyorum. O noktada da aşağı yukarı buralara bir yerlere gelmesi gerekiyor. Evet, testler gayet iyi duruyor. Her şey yolunda gibi gözüküyor buraya kadar. Robot kolumuz şu anda bir tam tur dönebiliyor. Sağa veya sola 360 derece dönebiliyor. Şimdi
kalan kısımlara devam edelim. Alüminyumları ve motorları birleştirdim. Denemek için bir tavana taktım. Şu anda üzerinde bir Arduino takılı. Bu Arduino sadece motorları ve potansiyometreyi kontrol etmek için çalışacak. Ana mikro işlemcimiz Arduino olmayacak. Bir ESP32 takacağım bir sonraki aşamada. Şu anda test etmek için bir Arduino taktım ve Arduino'yu bilgisayara bağladım. Bilgisayara da bir gamepad bağladım. Bu gamepadle bir testini gerçekleştirmek istedim. Şu anda gözlemlediğim birkaç ufak problem var. Bunlardan bazıları bağlantı noktalarıyla ilgili. Birkaç ufak sağlamlaştırma istiyor gibi sanki. Gamepad'i entegre etmekle Arduino'ya çok uğraşmadım. Bu yüzden gamepad çok sağlıklı çalışmıyor. Sinyali veriyor kesiyor. Bir sağlıksız, stabil olmayan bir durum var ama şu an test için gayet ideal. Şimdi gamepad'le ufak birkaç test yapalım ki en son gamepad kullanan Ocean Gate'di. Hoş şeyler olmadı. Şimdi birazcık ileri alacağım. Çok hafif, çok fazla hareket etmeyeceğim. Çok yavaş hızlarda. Şimdilik çünkü ne olacağını tam bilmiyoruz. Bu şekilde şu anda basit ve yavaş hareketlerde bir sıkıntı yok. Hızlı hareketlerde de bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama şu anki testler sonucunda gayet güzel duruyor. Sonuçlar gayet iyi gidiyoruz. Bu şekilde çok çirkin duruyor. Buna bir dış kapak tasarımı yapmamız lazım. Kamera için bir tutucu olacak. Kameranın yatay ve dikey eksende hareketlerini o sağlayacak. Orada servo motorlar kullanmayı düşünüyorum. Çünkü oraya sadece kamera ağırlığı binecek. Uzaklık sensörleri takacağım. Yaklaşık 6 tahminen 8 tane herhangi bir engele vesaire takılmaması için. O zaman devam edelim. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçi tam olarak sonuna gelmiş bulunmaktayız demek doğru mu bilmiyorum. Çünkü bu cihazda, bu yaptığımız icat, bu yaptığımız yerli milli robot kolda geliştirmemiz gereken daha birçok pürüz var. Bu 2 metrelik robot kolda kadrajı sığdırabilmek için bu filmlerinden esinlenerek yatay bir çekim açısı ayarlamaya karar verdim. Öncelikle şu en üstteki motor çok fazla yeterli gelmeyebiliyor. Zaman zaman zorlanabiliyor. Küçük açılarda hareket ettirebiliyor. Robot kolu çok geriye çekmek istersen bunda zorlanıyor. Bu nedenle oraya farklı bir motor yapısı veya farklı bir çark yapısı, belki çift motorlu bir sistem yapmam gerekecek. Bir diğer noktada ben bu kafa kısmını servo motorlarla yapmıştım. Fakat servo motorlar fazlaca titremeye sebep
galibiyet veriyor. O nedenle oradaki motorları da değiştirmek istiyorum. Farklı bir şekilde güncelleyebilmek istiyorum. Bu arada robot kol tabii ki kaktüsü entegre ve kaktüsle birlikte çalışıyor. Geliştirmelerden sonra tabii ki daha güzel olacak. Bu geliştirmeleri zamanla Instagram'a Reels olarak mı atarım ufak ufak, yoksa bununla ilgili komple büyük bir bölüm mü yaparım, komple tek seferde mi geliştiririm, şu an emin değilim. Bu nedenle merak ediyorsanız diğer gelişmelerde ne olabileceğini takipte kalmayı unutmayın. Bu videoda benden bu kadar. Selametle kendinize iyi bakın.